Сима динимизге, урф адетлеримизге уйгун олмасы да келишиклидир. Айны бойли максат эле кеченлери Кырым мусулманлары идарелигинин бинасында кадынлар жемиети тешибиси эле мераклы мерасим кечирилди. Зиманевий кадынларга диний тараптан ве мединет тараптан билги бермеге ярдым этмеге ниети мен тешкилонган бир мерасим. Bu merasim çerçevesinde nişan, nikah kıyılması ve toy merasimi İslam dinine göre nasıl etip geçirilmek gerekliliği hakkında meraklı ve faydalı malumat verildi. İslam dininde evlenuvge ayrıca emiyet berili. Kuda yollamak, büyük şamatalı toy yapmak ve nikah kıydırmak en eski, en kutlevi adetlerimizden biridir. Lakin halkımız sürgünlük neticesinde toy merasiminin pek çok manevi zenginliklerini gayip etti. Pek yakşı şekil çeken tola, kapı açık eken, oğlanlar bir kız değil, kızlar bir kız değil. Çın maneviler kızlar hakkında, kızlar anda çınlanır, ne verkeni oğlanlar çınlanır. Sonra işte Kur'an yarışlar olur eken, kızlar taraftan kim güzel Kur'an okuy, yigitler taraftan kim güzel Kur'an okuy. Böyle edip böyle 3 gün, 4 gün devam eder eken. Tedbirde genç kızlarımızın milli an-anelerimizge celp etmek için milli urbalar sergisi taqdim etildi. Bu sergide milli hazinesi teşkilatı Mercan internet dükkanı iştirak etti. Bundan gayrı Kırım Müslümanları idareligi tarafından teşkil etilgen nağış kurslarının talebeleri öz işlerini taqdim ettiler. Anda em altın iplerinen nağışlanğan Koran kapım, kumuş kuşak, milli örneklerinen bezetilgen boyun bağı, kiset, fes, fırlantı, milli üslüpte yapılgan kutuçuklar körmek mümkün edi. Bilesem öyle gibi tedbirler pek faydalı kızlar için çünkü hem de milli urbalarımızın güzelliğini gösterirler, hem de bizim urf adetlerimizi açıklayırlar. Nasıl keçeler toylarımız, toylarından da evvel hepsi merasimler, nikah, söz kesim, sehna, akşamlar nasıl keçirilir. Dinimizge sevgi aşlamak, musulman kızlarımızın kıyafeti mod ve güzel olması mümkün olganını göstermek maksadının hijab atelye tükkanı Bayram Urbaları kolekciyasını takdim etti. Kosteruf kelinlik anterlerinin numayışının yekünlendi. Bazılarını biz özümüz tıktık, bizde magazin atölye olarak biz özümüzün takdim etmemiz. Bazılarını da Türkiye'den getiremiz. Oz adetlerimizde de kelinlerimiz pek dülber, pek kosterişli olabilirler. Adetlerimize göre ya da Müslümanlara göre kelinler pek çirkin ya da kiyinip olamaylar degen bir şey yok. Pek güzel elbiseler, pek güzel çiçeklerini takıp bugün buna donattık, gördünüz. Tedbir şen muhitte keçti. Kızlar em yırladılar, em oynadılar. Seyirciler arasında esli başlı kadınlar, genç kızlar hem de kiçkene balaçıklarını görmek mümkün edi. Kadın kızlar cemiyeti keçirilgen merasimden özleri için çok meraklı şeyler alıp memnun kaldılar. Biz Sovet zamanında yaşadık. Men evlengende biyas antevnen evlengendim. Ama şimdi Kırım'a gelip, öz vetanımızga gelip, güzel Kıbım urf adetlerini köpsetselim çok sevinem. Bek meraklı kın edi. Bek begendi. Mına kız, gençkene kız çığımızın da kedirdik mında. Korsın, bilsin. Bizim toyumuz olğanda onday köp şeyler olmadı. Yıl-yıldan adetlerimizni tiklemege istegen, oy stoylarını milli üslüpte keçirgen gençlerimizin sayısı ep artmakta. Бойле келин кевлердин кыяфетине баканда элбетте ке көзлөрүн кубана. Бойле тедбирлерине тешкил эткен инсанлардан бирисы Зейнеп ханым Баированы биз дайвет этип студиябызга. Зейнеп ханым, кош келдиңиз. Кош болдук, сау болуңуздар. Насылсыңыз? Яхшы, гүзел. Инсан гүзел көргөндө жүрөгүнө акс олуна. Аллага шүкүр, гүзелликлерден күнү кечесиз. Машалла, этрафыңызда пек гүзел бойле инсанлар бар. Алардын берабирликте бойле тедбирине тешкил эткен асасында анын максатына биз аңлайбыз. Албетте ки жаштарга бир аз тенбий элемек, аларга көрсөтмөк эвелден асыл адеттерибиз бар эле ве умумен мусулман динине көрө биз насыл күтмөк керекмиз ве эле ве биринчи кере өткөрдүңүзмү бул тедбирни я да девам болочакмы? Aslında bilesiz, mevzular o kadar çok ki. Şimdi mevzu saylanğanı vakitte bunu da teklif ettiler, bu şu da teklif ettiler. Ama biz esas kadın kızlar olarak işimizi yapmamız için dedik, kadın bu ailenin bağlıdır, aileden başlayıp.
Evet, aile mevzusuna kırmadan evvel toydan başlamak gerek. İyi. Evlenuvden başlamak birinci adım. Gerek. Evet. Onun için böyle bu maştapta yapılan, evet bu birinci görüşümüz. Bundan evvel yapılanlar o kadar büyük bir formatında değil edilir. Demek devam edecek bu işiniz. Ve tek mevzulara ayrı başka olacak öyle mi? Benimcesine devam ettirmek gerek. Bugünlerde böyle bir ihtiyacı var. İster medeni tarafından bunu öğrenmek, aşılamak olsun. İster bütün bu asıl aile müessesesinin içine kırgen bütün ciddi mevzularını hem yaşlarımıza hem de ev kurgan kadınlarımıza yakından öğrenmesi gerek. Ya Zeynep Hanım'ın dinimiz gekori. Evvelden bar edilir böyle adetler. Yani bu söz kesim mirasımı ya da bilmem nişan toyga gıcı toydan evvel yapılan mirasımlar nasıl ötkerilmek gerek? Şimdi elbet dinimizde kesin kes böyle yapılacaktır degen bir kaideler olmasa bile en azından mutlaka yapılması gerek olan bazı şartlar vardır. Elbet dinimizde nişan dönemi dep anlatılan bir belirli bir vakit vardır. Bu kızla tanışkan son endi onun elbet men senin evleneceğim ileride cevabını algan son toyga kadar keşken sürüge nişanlılık devri denir. Dinimizde de bu var. Ama bizim Kırım Tatar adetlerimizde bu dinden kaynaklanan ya da evlilik müessesine adımlar atılganda birinci şartlardan olgan işte kızını istemek, sözünü kesmek ve nişanlamak çeşit türlü böyle güzel adetler çerçevesine alınıp urf adet alına getirilgen. Yani mesela elbette bir kız mutlaka nişanlanacaktır ama nasıl nişanlanacak onu din her bir milletke uzunun medeniyetine göre inkişaf ettirmeye müsaade ete. Ve bu sebep Müslüman bir halk olganımız için bütün bu nişan çerçevesinde evlilik olmadan ve evlilikin asıl özünden ve sonrasına devam etken bütün adetler onlar asıl olarak dinden kaynaklanan. Ve biz bu merasimde de zaten başta dini esaslarga göre nasıl olması gerek olganını açıkladık. Ve sonunda ise bu dinden kaynaklanan şartlar halkımız tarafından medeniyet şekline nasıl getirilgen? Mesela en azından biz Kur'an'ın evden alıp çıkılması, kızının kuşağına kırmızı bir kemerin takılması bile onların hepsinin cevaplarını dini titizlikte taptık. Yani onun endi bir formalite olarak değil de işte kuşak taktık, oldu ketti adet yerine geldi değil de asıl onun manası nedir? O kaydan kelgendir de küçük bir arkadaşlarla araştırma geçirdik ve gerçekten de pek acayip bu araştırmanın bütün cevapları bizim dini esaslarına getirdi. Biz dedik böyle kıymetli. Demek kırmızı kemerin takmağının manası ne deyken? Mesela kırmızı kemerinin takılması bilgenimizge göre o kemerini evin büyüğü takar, hem akay kışı takar. Mesela babası ya da oğlan kardeşi ve tek akayı çözer. Evge gelgen son. Şimdi bu kırmızı kemer mesela kızının namusunu, iffetini simbolika ete ve kızının namusu ve iffeti kimden sorula? Başta babasından ve oğlan kardeşinden sorula. Ve onun o toy günü evden çıkanda bunu bağlaması demek, men oz kardeşimi ya da oz kızımını temiz namuslu birisi olarak koluna bir oğlan eli değmegen, tertemiz birisi olarak sana berim simbolikasını bizge gösterir. Ve onun tek akayının çizmesi bunu bizge küçük hem o dönemdeki yaş nesillerge bir işaret edi. Hem o dönemdeki terbiyenin de bir misaliydi. Tek akayı, tek evlengen son onu olgan eşi onu çözmesi mümkün idi. Yani bütün bu küçücük adetlerin tıbında aslında derin bir mana gizli. Biz de onu böyle bilgilerini saklamak olmaz. Elbette olmaz. Herkes yaratmak gerek. Hem de güzel adetler. Gerçekten de. Ve demek evvelde olgan gibi böyle nasıl aytayım, merasimlerde doğuzluğ, bilmeyim, söz kesimge bu kadar boğça koyacaksın, bu kadar degen şey yoktur. Yani herkes çaresine evet. Göre iş tutmak gerek, öyle mi? Elbet. Evet, mutlaka akayın kızga vermesi gerek olgan bir şart mehirdir. Onu herkes bile, onun cindeki evet. Yeri başkadır. Mutlaka alınması ve verilmesi gerek olgan bir şeydir. Ama bundan başka, elbette akay kişi istese, kızga hediye edebile. Kız istese erkekke hediye edebile. Yani şimdi şeriatın asıl temellerinde böyle şeyler olmasa bile
Onların yapılması bizge hiç bir yaramaylık vermeyin. Ama elbet israfka kırıp, borçlarga akça alıp, gereksin, gerekmesin, evet. Gösteriş için, numayış için bazı masraflarda bulunmak bu dinimiz tarafından güzel bir şey değildir. Ama kenede bunu güzel bir şekilde takdim etmek, bunu zenginleştirmek, bar olgan nişan töreninin mesele, merasimini böyle güzelliklerle bölberleştirmek dinimiz bizge yasak etmek. Onun için halkımız zaten dindar bir halkıdı. Mecburi olarak bu meselege bakmagan son, bu tek bizim zengin bir ahlakımızını göstergen bazı böyle prinsiplerdir. Ya dinimizge kore böyle kelim, Kiyevnin kıyafetleri nasıl olmalı? Aslında belli bir tüs var mı? Tüs mevzusunda yok. Hiçbir şartlama yoktur. Elbet şimdi biz peygamberimizin yaşayan devrine biraz koz atacak olsak, o devirde nasıl şeyler? Biraz parlak şeyler, biraz erkun kiyilgen urbadan daha güzel olgan bir şey toylarda tercih ediliydi. Şimdi bu zamanın belirli bir sınırlar geçmemek şartının devam etmesi mümkün. Benim dediğim de Allah böyle şeylerin her bir kabilege Kur'an'da her zaman bazı ayetlerde Allah-u Teala buyuran ben sizlerini birbirinizle tanışmanız için kabilelerge ayırdım. İşte bu yerde her bir halka uzunun ayrı keyfiyeti kaldırılar. Şimdi bazı medeniyetlerde biz görüyoruz ki böyle bazılarında şöyle ama peygamberimizde bir prensip var idi. Her gün kiyilgen urbadan biraz daha güzel olacak. Ve bu şekillendi. Devirler boyunda şekillendi. Evet, kadının kıyafeti de başta İslami şartların yerine getirilmesinden son isteyenin güzellikte olması mümkündür. Biliyorsunuz, şimdi bir şeyini hatırladım. Sürgünlüktünün başından geçirgen Ali Galiyev bizim stüdyamızda olğanda айтқан еді ке, сүргінлік вақтында оле той япмақ шарайетлер йоқ еді, яне софраларына донатмақ 100-200 инсанын шақырмақ, донатайдық дейді, донатайдық, софрада бір шей йоқ, ама софра башында отырайдық, кімін чалғал еті бар, кім чанақ чөлмекнен чалайды дей, сон дейді бір койге, демек бір бұчақ олған, бір бөлмейім костюм олған, іште о костюмі әркес кейген, ве бөлеріктен той епқанлара. Сонда керчектен де гүзел бүрші шарайетке бақып, вазиетке бақып, бұл шелеріні өткермек. Бізде телефон бағымыз бар екен, сен епқаным, қабылтек. Алло? Қызлар, сабаларымыз қайыр осын. Сағы олмыз. Мына қардаш айтқанындай, бірінде мерасем нишан олса, екіншісі никахтыр. Мына мен өзім жұма намазға кәбір жәмеге барамын. Мына көк көрем шы жұма күні бұ никахқа келелер. Кегенде бір неге мен не еттім, тәжібілендім. Шында кеген бұ асаси келінні достлары, яқынлары, доғмышлары, нас кейініп кегенлеріні. Бұды назик меселе. Білесіз, нас қызларым, о қызларыны бұ жәмінияна кемеге аллары ең. Тек оны үшіне кірмек дүгіл дежек мен. Олардың кейінгені бек бір... Чүркін бір ше, әбет. Олмажақ шейді. Ана оға да күм оға нетмек керек, ноқта қоймақ керек, шо қадымлерім, шо жәмін, я бір евден айтмақ кереклерім. Мұна бақасын, айланып, көздерін юмасын мұнназ дейдейсін, ана шынында теранчық бір текмілге, бір жолына қоймақ керектір деп, шоға да бір ноқта япсаңыз, сау ол дер едім. Жоқ, сағы олыңыз, әлбетте бұл назик бір меселе, тек келім Киевнің қияфеті дегелі, олардың достарында қияфетлері. Сан кедерсің, Зейнеп ханым, бөле шелеріні көргенде, сон ке вақытларда дейсің, енді керектір белкеде жәмінің қапысының янында бұр адам қоймаға, сен кіреджексің, саңға ола, саңға олмай, чүнке керчектен де бөле кемерде вазиетлер ола. Аслында, о инсанлар бардыр. Мына сен келеген, мен қатта бір кере өзім шаят олдым, оларға қияфет дағытқан қарауылында көрген едім. Ама, шымды әркес бұны істей, базылары бұны істеме. Білесіңіз, бөлі біздің халқымызда ата сөзі бардыр. Қаш япайым дегенде көз шығатын. Ебет. Шымды инсанлар, ебет, ең үзел дұғыларынен жәмеге келелер.
кымысы белким базы ду маневи дуугларындан жамидин никахынын кыйылмасын истей. Ама Peygamberimizin devrinde Müslümanların herkesin bir ortağa gelgen yeri cami idi. Belki arada bir onun için nikahlar camide kıyıla idi. Ama bizim halkımızda çoğusu nikah kızının evinde kıyılır. Ve bu sonki devirde nikahının camide çevrilmesi son bizim böyle din adamlarımız da aydı. Bu birazcık Hristiyanlardan gelgen bir şey bizge. Evet, Peygamberimizin devrinde nikah kıyılaydı ama nikah o kadar o formatta degiledi. Ve mesela Hristiyanlıkta insanlar keterler kilisede altarın tıbında özlerinin evliliğini yaparlar, gerçekleştirirler. Bizlerge de sanki halkımızda son devirlerde andan bir aveslenuv olarak o geldi. Yani onlar da anda hem Kur'an tazaları, hem dostları, hem tupanaları. Hem bilesiz, kadınların hususi alları da olması mümkün, kıyafetinden başka. Şimdi o vakitte camige bulunması çeşit türlü kıyınçılıklar ola. Onun için her zaman derler ki atalarınızı dinleyiniz. Atalarınız pek akıllı edilir. Onlar da olgan bu feraset bizlerge daha yetip gelmedi. Bir arkaya bakayık. Kıyıldı mı nikah acaba camilerde? Bu aslında güzel bir çerçevege alınsa onun yaramay bir tarafı yok. Şimdi camide nikah kıyılmaz degen aslında ben böyle bir şey aytmayım. Ama madem ki onun böyle neticeleri olacak, en azından bunu koz altında tutup en yakşısı nikahını kızın evinde kılmaktır. Sağ olunuz cevabınız için. Zeynepçe daha bir telefon bakımız var ki onu da kabul edelim. Alo. Bağımız, yazık ki bağımız uzuldu ve Zeynep Hanım, elbette ki bu Koranta kurganda büyük mesuliyetlik nasıl ki evde öyle de kelindedir. Ve çok sağlarda elbette ki çok şeyler kadınen bağlı, yani onun terbiyesinden bağlı. O Korantada özün nasıl alıp baracak, balarına nasıl terbiyeleyecek ve elekti. Yani soracağım, kız toyğa nasıl umumen toyğa degil, Korantağa aile kurmağa nasıl hazırlık görmek gerek? Kız terbiyesi, insan terbiyesi ananın karnından başlar. Evet, şimdi biz ta o derenine kadar kırmayık. Ama kızının asıl ailege nasıl bakkanı da pek mühim. Keçken senesi bu mevzuda bir araştırma geçirilgen idi. Biz onu tedbirde de birazcık lafını ettik. Kırım Tatar Korantaları, zemanevi Kırım Tatar Müslüman Korantalarının başka milletlerin ve dinlerdeki olgan korantalarının kıyaslamasını yaptık. Acaba kaysı bir koranta daha temelli, daha baktlı ve bunun baktının temelleri ne de saklı? Bu araştırmanın neticesinde pek meraklı malumat çıktı bizim Kırım'da. 20% Kırım Tatar korantaları dinine daha bağlı olan korantalar evliliğin kalitesi daha yüksek. Ve bunun başladık araştırmaya sebeplerini. Acaba ne için böyle? Ve en başında geldi kızlarının terbiyesi geldi. O kız terbiyesinin en başında da namus geldi. Şimdi elbet kız eğer ozunu korantaya gelgen son mutlak ev bikesi, ozunun vazifelerini yakşı bilgen birisi olarak gelse, o zaman o ailenin baktlı olmasının birinci temeli yerine gelir. Çünkü bilesiz, konfliktologiya, semeyne konfliktologiya bilgisinin çerçevesinde birçok anlaşmamazlıkların sebebi akay ve apayın oz rollerini yanlış anlamasından. Yani bilemiz, zemanevi şartlar pek denişti, kadınlar daha çok erkeklerin rollerine kırmaya başladı. Onun için evet, o denişi karşılıklıdır. Onun için kadınlar öz vazifesini daha az becermeye başlayırlar. İster istemez erkek de onun bölgesine kırmaya başlar. Ve asıl bunda kavgalar başlaması mümkün. Onun için de Kırım Tatar korantalarında, Müslüman korantalarında kadın degen kişi ozunun yerini, ozunun vazifesini pek yakşı bile. Eğer o uç işte çalışsa bile, o vaktinde evine kele, vaktinde aşını pişire ve balanın doğması şart, balanın osturması şart. Evet. Ve bu bir paradoks, bilesiniz. Biz böyle bir mühitte yaşaymız. Çevremizde başka dinden insanlar da olması mümkün, başka medeniyetten insanlar. Ama biz bunu sonki yıllarda saklap olduk. Ne olsa olsun ben bir anayım. Ve balaları Kur'an'tan birinci yerinde. Yani bunu bizlerge ana babamız aşıladı. Ama bunu bazı eksik taraflarını ileride de tuşunup tamamlamak gerek. Zeynep Hanım, ne bir deki telefon baklarımızın kabul edelim. Alo? Alo, selamun aleyküm, buyurun siz canlı yayındasınız.
Aytınız, alo. Galiba bağımız uzuldu, daha bir bağımız var mı? Galiba bağımız yok. Zeynep Hanım, kısmet etse, Allah kısmet etse, tezden mübarek Ramazan ayına kirecekmiz. Veşimde böyle toylar, toylar, ebe toylar mevzusu pek güzel. Lakin bu menen beraberlikte, toy merasimine hazırlanıp menen beraberlikte, elbette ki biz Ramazan ayına da hazırlık görmek kerekmiz. Yani şimdiden biz nasıl hazırlık görmek kerekmiz? Ve umumen tek toylarda değil, Ramazan ayında insanlar, Müslümanlar özlerine nasıl alıp barmak kerekler? Şimdi arada bir insanlar bütün kış çalışırlar, yazda barıp tatil yapmak için. Ya da birçok enerjisini masraf ederler, sonra o enerjisini mutlaktan bir yerden alırlar, kalorilerin yerine koyarlar. İnsanın ruhu da öyle. O devamlı böyle çeşit türlü sıkıntılara kırıyor, bazı düşüncelerge, fikirlerge, her taraftan ruhu yıprana. Ve bir an gelir ki o ruhun dinlenmeye, rahatlanmaya ihtiyacı var. İnsan ozozunu acımaz. Onun için Rabbi ona senin de bir ayını bana o manevi gıdasını alması için ayıra. O istese de istemese de onun için bu şarttır. O bu devrini ruhunu açıklığını ketkizmekle uğraşacak. Bunun arifesinde biz neler yapabiliyoruz? Elbette başta manevi olarak uzumuzga bir karar vermek. Başta belli bir şartlar koymak. Men bu Ramazan'da şularga şularga erişmek isteyim. Men keçken seninge göre bu sene bu ozumda bu şartlarını değiştirmek isteyim. Bu eksiklerini tamamlamak isteyim. Başta ozumuzu ne isteyenimizin bilgen son. Ondan sonra Ramazan'da da vaktimizini ve maneviyatımızını oğa köle kısmet olsa yönlendireceğiz. Zeynep Hanım, ne bitti ki telefon bağımızın kabul etim? Umut etim, belki de bağımız vardır. Alo. Selam aleyküm, biz sizin dinleyemiz. Selam aleyküm. Aleyküm selam, sabahlar. Toylar olsun, men toy meselesine kayıtmaz diyeyim. Buyurun. Nasıl bakarsız mağdı adetlerge, gelin Kiev tarafta kegende kaç kişiye adam çağırtıp kaydırma, oynayarlar, oynatalar. Sonra gelin şeylerin askanda ev içinde yerleştirgende türlü türlü no, sakalı, не адетлер ола мыс кирме дубарга дегер бир шилделе и вообще абен мыс күлгүлү адетлерге эмне деп айтасыз? Чок сак болмуз. Яни бизим сержимиз галиба айтмага истейт тойларда эвел бар эди, шунда барбы жокмун мен билмейм. Ашчылар чыгайдылар оса утсабанын ойномак, ярышлар вейлях буга насыл бахасын. Evet, halkımız şen bir halkıydı. Bakınız, o kadar zorluklar başına gelse optimist bir halkıydı. Sımına siz bana da özünüz de anlattınız da nasıl çıkaydı? Kıyafetiniz çanak böyle... Çölmekten. Bu, çanak çölmekten. Bakınız, şimdi dinimizde böyle bir kriteriye vardır. Eğer yapılgan şey şeriatka ters olmasa, o zaman onun olmasında ve yapılmasında yaramay bir şey yok. Yani karşı kelmesi, dini esaslarga karşı kelmesi. А, бу динде бар еді ме? Пайғамбарымыздың заманында бар еді ме? Бұл басқа бір мәселе. Чүнки бір жоқ шай пайғамбарымыздың заманында жоқ еді. Ама асыл о исламға қарсы, пайғамбарына қарсы ішінде чиркін болған шайлар бар ма? Егер бұл шайлар болса, әбетте жоқ. Олмас болы бір шай. Мәселе, әбет ашық-сачық бір қадынның бүтін еркектердің арасында шығып ойнамасы, бұл асылы жоқ. Динімізде олмас. Жоқ еді де, халқымызда да жоқ еді, динімізде бұны ясақ еді. Ама bu hanımefendinin anlatkan bazı böyle şakalar dinimizde yok idi ama onların olmasında herhangi bir yaramaylık yok. Onlar tam tersine, onlar zenginleştiriyor, onlar daha bir keyiflendiriyor toyunu. Eğer biz ona mutlak olması gerek olan şart, vaciptir desek o yanlıştır. Ama şakadan oynamak, o mıknık hakkında orada bir hediyeni beklemek, buna dinimiz karşı gelmez. Bu güzelliktir benim cesine. Şakadır. Я Зинеп ханым да бір шейін сұрамаға істейін, вақтымыз аз екен, лекін дейділер Киев қапыдан кірмес, әвел мен күчичек олғанда ақылымда іште бойлы әдетлер пенжереге келеді қапыдан кірмес, ве күчичек бойлы ярышлар япа әділер, асланда бойлы шей япмақ насыл мүмкін мү, еда бұнда бұда айны ойлы ярымай шей йоқтыр әбе? Ишті кені де бұндан әвел айтқанымыз кібі, яйн бұндан башқа тойда чоқ күзеліклері бар, меселі келін машинадан чықып әвіне кіргечі бізде әр заман татлы бір шейлер атылар еді келінің үстіне. Şimdi biz bunu araştırdık. Peygamberimizin devrinde kız gelin devenin üstüne oturtulup evine alıp getirilgeni vakit üstüne hurma atılır eken.
tatlı bir şeyler. Onu da balaçıklar aşasınlar deyip, şenlik olsun deyip. Bakın o adet bizim halkımızda biraz çık denişim bu şekilde gelgen. Yani biz asıl birçok şeyini, temelini karıştırsak böyle güzelliklerini tapamız. Çok sağ olun Zeynep Hanım, kelgeniniz için. Böyle pek güzel müyüt, ben böyle saatlerden gerçek etsem laf etmedim. Lakin yazık vaktimiz bitti. Zeynep Hanım ile endi böyle gözlerden anlaşamız. Ben tek bakanda Zeynep Hanım anlay. Telefon bağımız var ya da yok. Siz psikolog değilsiniz mi? Öyle öyle. Psikologsınız. Anlaşıldı. Zeynep Hanım umut etem de görüşecekmiz. Sağ olun. Ve studiyamızda da güzel sübetler ötkelecekmiz. Kıymetli seyircilerimiz, bugün bu sübetimizin ekonleyimiz. Ve hatırlatam bizim studiyamızda Zeynep Hanım Bayırva bulundu ve güzel adetlerimiz hakkında bu sübetleştik. Zeynep Hanım aydı biraz psikolog iken işte keliniz biz de bu mevzunu şimdi beraberlikte devam edeyik.